kimi tencere tavayla, kimi çöp konteyneriyle sahneye çıktı. Daha çok yollarda görmeye alışık olduğumuz Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri bu kez sahne ışıkları altında Marmarislilerin karşısındaydı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli çöpten topladıkları atık materyallerle konser verdi. Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında sahne alan Temiz Ritimler grubu izleyenlerden büyük alkış aldı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 16 personel sorumluları Barış Ünlü ile birlikte plastik çöp konteyneri, atık cam pet şişe, karton ve tahta parçalarından müzik aletleri yaptı. 10 gün süreyle eğitim alan personel pazar günü saat 18'de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne aldı. Ellerinde süpürgelerle yerleri süpürerek sahneye çıkan temizlik işleri personeli ilk olarak Karadenizli merhum sanatçı Kazım Koyuncu'nun Haydi Gidelim şarkısını seslendirdi. İzleyenlerden büyük alkış alan grup ardından Zeytinyağlı Yiyemem Aman türküsünü söyledi. Marmaris Temizlik İşleri Müdürlüğü Sorumlusu Barış Ünlü, geri dönüşüme ve çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla bu çalışmaya imza attıklarını söyledi. Bizler öncelikle Marmaris'e hizmet etme şansını ve mutluluğunu bize veren Sayın Belediye Başkanımız Ali Yaşar'a çok teşekkür ediyoruz. Burada şu anda yanımızda olan arkadaşlar ve arkamızdaki arkadaşımız Marmaris'in temizliği için ellerinden geleni yapıyorlar. Hepiniz de huzuruna tek tek teşekkür ederiz öncelikle. Bizlerin amacı burada atık malzemelerden neler yapılabileceğini göstermek ve insanların istediği takdirde 10 günlük kısa bir sürede bu kadar amatör arkadaşın ne iş çıkarabileceğini göstermekti. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Paslı müzik aletlerimizle kulaklarınızın pasını silebildiysek ne mutlu bizlere. Marmaris artık bir kültür şehri oldu. Ve Marmaris Belediyesi'nin bütün birimleri mesai kavramı dinlemeden varlarını yoklarını bu güzel organizasyon için ortaya döküyorlar. Tabi bunlar sadece bizim emeklerimiz de olmaz. Bizim sizlerden ricamız bu organizasyonlara destek vermeniz ve katılım göstermeniz. O zaman işte bu güzellik ve bu coşku yaşanıyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Daha sonra sahneye Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar çıktı. Sevgili Marmarisli dostlarım, hemşerilerim. Amacımız çok iyi biliyorsunuz. Farklılıklar yaratmak. Sizleri Marmaris'te yaşamanın keyfini tattırmak ve bunun için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu sadece benim şahsi çabam sonucu ortaya çıkan bir tablo değil. Bugün Türkiye'de sanıyorum bir ay gibi bir süre, bir Avrupa kenti gibi Yeni Yıl Festivali'ni düzenleyen kendi imkanlarıyla bütçede hiçbir harcama yapmadan yerel sanat kültüre önem vermiş dostlarımız, ekiplerimiz, eğitim kurumlarımızdaki çocuklarımız ve hatta şu anda izlediğiniz işte belediyemizin çok değerli emekçi kardeşlerimiz, kendi branşlarıyla alakası olmayan sizleri burada hoşça birkaç dakika geçirmelerine imkan sağlayan bu çocuklarımızı kutlamak gerekir ve bunu hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Sizler de katkı sağlıyorsunuz. Bu zenginliğe katkı koyuyorsunuz. Buraları canlı tutuyorsunuz. Hepinize minnet borçluyuz. Ve bununla beraber Marmaris'te olmanın, Marmaris'te yaşamanın keyfini sanıyorum hep birlikte çıkartıyoruz değerli dostlarım. Ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere. Artık burası kabuğunu yırttı, açtı. Marmaris'ten övgüyle bahsediliyor. Türkiye'de böyle bir kent yok. Hizmet kalitesinin
tavan yaptığı, yaşam standardının bu kadar yükseldiği, basit, küçük ama çok önemli etkinliklere ev sahipliği yapıldığı gibi uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapmakta tercih edilen bir bölge olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. İşte biraz önce sevgili emekçi kardeşlerim, benim canım mesai arkadaşlarım, onların hakkı parayla pulla ödenmez. Bir yöneticinin özelliği aile ruhunu oluşturmaktır. Eğer bu insanlar, 800 personelimiz canla başla, büyük özveriyle kentine, gerek sizler gibi yaşayan dostlarımıza, gerekse dışarıdan gelen milyonlarca misafire özveriyle hizmet etmeyi bir görev olarak bunu kendilerine prensip edindiyse, işte burada birlik, beraberlik, dostluk, hoşgörü ve birbirini kucaklamanın bir özelliği ortaya çıkıyor. Biz onlara minnet borçluyuz. Onlardan Allah razı olsun. En ufak tırnaklarına bir zarar gelmesin. Ve biz burada olduğumuz sürece, size şerefim üzerine söz veriyorum, daha memleketimizin başındayız. Şartlar ne olursa olsun sizlere hizmet etmeye Marmaris'te devam edeceğiz. Ant içtik. Eksik olmayın. Sağ olun, sağ olun. Aslında bu programdan benim haberim yoktu. Buraya çıkacağımdan da haberim yoktu. Ama benim sevgili kardeşlerim burada olup da beni de buraya çağırınca onları kıramadım. Değerli dostlarım, memleketimizin kıymetini iyi bileceğiz. Dünya görüşü ne olursa olsun, hangi düşüncede olursa olsun, çocuğundan büyüğüne kadar birbirimize kenetlenip bu örnek Marmaris'i zirveye çıkarmaya, birlik, beraberlik, hoşgörü anlayışını da ortaya koyarak daha da örnek olmaya gayret göstereceğiz ve el birliğiyle çalışacağız. Ben daha şimdiden sizlerin tekrar yeni yılını kutluyorum. Hepinize sağlık, mutluluk, keyifli yeni bir yıl diliyorum, saygılarımla. Temiz Ritimler grubu konseri meydandakileri coşturdu. Belediye ekipleri sahneden indikten sonra meydanda yakılan ateşin etrafında dans etti. Gruba Başkan Acar da eşlik etti. Başkan Acar, Temizlik Ritim grubunun gördüğü ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bunu çalışan tüm personelimizle elde ediyoruz bu başarıyı. Dolayısıyla onların sadece temizlik konusunda değil, daha neler yapabileceklerinin gerçekten bir görüntüsüydü bu. İşte sevgili Marmaris yaşayanları, bizim temizlik ekibimizin kendi amatörce yapmış oldukları bu şovu sanıyorum bugüne kadar yapılan bütün gösterilerden çok daha fazla beğeni aldığını görüyorum. Gönülden kutluyorum bu sevgili mesai arkadaşlarımı, kardeşlerim.